kardeşim. Neyin peşindesin lan sen? Ulan sen ne taş kafalı adam çıktın be. Oğlum bak, senin ölümün benim elimden olacak. Sabrediyorum. Tamam mı? Biraz daha yaşa diye bekliyorum. Benim sabrımı sınama. Ya filmin sonunu niye söylüyorsun ya? Bütün heyecanı kaçtı şimdi. Ha bir dakika, şimdi sen beni dövdün. Ne oldu? Benim bütün bu şımarıklığım geçti mi yani? Ulan ben seni daha sağlam bir herif sanıyordum ben. Bu iyiydi bak. Sevda'yı arayacaksın. Tamam mı? Söylediğim her şey yalandı diyeceksin. Başka? Broş yüzünden babam Kenan'ı döverken öğrenmiş bütün o mektup parmak mevzusunu. Ben de oradan biliyorum diyeceksin. Bir saniye. Ne yapıyorsun lan? Not alacağım da. Kalem kağıdın var mı? Bu yüksek zeka ürünü planı ben aklımda tutamam çünkü. Tamam. Dediğini yapacağım. Tamam. Ama öyle iki tokat bir yumruk falan filan beni kesmez yani. Ben dayak arsızıyım, biliyorsun beni. Şerbetliyim. Niye yapacakmışsın o zaman? Kenan kardeşim. Senin bu sevdaya olan aşkın. Yalan dolan değil mi? Seninki mi gerçek? Yok lan değil. Benimki de reddedilme kompleksinden kaynaklanıyormuş. Geçen mecmua karıştırdım. Neyse şimdi konumuz o değil. Senin isteğin köşke iç güveysi girmek değil mi? Sadede gel, sadede. Sevda kolay. Ben hallederim orasını. Yalnız senin bana bir güzellik yapman gerekiyor kardeşim. Neymiş o güzellik? Çok zor bir şey değil. Zahmet olmazsa babamı öldürür müsün? Yahu gözünde büyütme Kenan. Babam gibiler güçlü adamlar. Onları, düşmanları öldüremez. Peki kim öldürür? Kim öldürür? Ya Kenan birazcık film izle, mecmua karıştır, kültürlen biraz ya. Öküz geldin, öküz gideceksin ya. Bu dayak mevzusunu sen bayağı sevip geldin. Bu bağımlılık olmuş sende anlaşılan. Azaltarak bırakacağım inşallah. İnşallah. Babam gibileri en yakınındakileri öldürür. Yani korumaları. Ben babanın koruması değilim ki. Hadi ya. Plan çöktü. Ya ben de onu diyorum Kenan. Babamın koruması oldu o zaman. Ya Kenan. Ne ya Kenan? Sanki çok böyle akla mantığa uygun bir şey söylemişsin gibi. Ben her şeyi ayarladım.